Evet, bugün Keçiören Gücü Gençler Birliği maçındayım. Bir de imzalamış şuraya. Eve gittim. Anne dedim bunun imzası, yıkadım ben diyor. Allah. Aynen, deli mi çekiyor? Aynen. Şu an Aktepe Stadı'ndayız. Şehir içi deplasman. Bu da Gençler Birliği taraftar arkadaşlar var. Yolculuk esnasında karşılaştık metroda. İsimler neydi bir daha? Oğuz benim ismim. Oğuz. Emrullah. Emrullah. Eren benim ben. Eren aynı zamanda benim yara hemşerim çıktı. Zamanında orada da yaşamış. 4-5 yıl değil mi? 5 yıl yaşadım ya. Orada benim ikinci memleketim gibi. Değil mi? Orada severiz ya. Her sene gidiyorum zaten yazları falan. Var mı burada selam yollamak istediğin arkadaşlar? Valla bilmiyorum kime yollayayım ya. Şu an senin aklında var mı? Bediran var ya. Bediran severiz. Onu da getireceğim bir gün gençler maçına. Öyle mi? Aynen. Buradan Bediran'a da selamlar. A few moments later. Sağdan girdik de topla vurdu ya Enayi. La vur gelişine. Sen de çekme. Adam rahat konuşuyor. Benim arkadaş şeyde çalışıyor deniz sporda. Tamam. Evet. O zaman şimdi bandırmaya gittim. 1 minute later. Salak vuramadı topa. Kaleci düşse vurdu. Biliyor musun? Sadece çekmiş. Peki bugün bir skor tahminin var mı? Benim mi? Aynen. Valla ben her zaman 3-0 gençleyebildim. Senin var mı kanka? Vallahi biz 3-0 yenir. Gençler Birliği 3-0 yenir. Ya 3-2 ya 2-2 ya. Ya 3-2 gollü maç olacak. Karşılıklı gol evet. Dediler. Sen net dedin ama. Ben 3-0 abi yemeyiz bile. Ne diyorsun? Yok ya. Kaleci öğren. Abi en fazla yiyeceğimiz. Aha yazın buraya. Diyeceksiniz ki almaz en fazla kolay. Nurullah iyi kaleci. Nurullah kesinlikle aynen. İyi kaleci. Az yemeyecek yani. Ben onu Ankara Gücü'nde neden yapamadığını da anlamadım da ya. Evet. 5 minutes later. Can Hoca tahmin var mı, skor tahmini? Tahminim var. Nedir? 1-0 yeniliriz. En gerçekçi tahmin. Gençler Birliği! Haydi! Gençler Birliği! Gençler!
Başbakan ayol ya. Gençler! 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 Şakalı bizi. Erdem var yanımda. Erdem, ilk yarı nasıl geçti sence? İlk yarı aslında oyuna bence istediğimiz gibi başladık. Evet. Mustafa Hoca'nın planına doğru planını uygulayabildik ama. Peki sence Mustafa Hoca'nın planı neydi? Ya Mustafa Hoca zaten geçen sene şampiyonlukla yaşayan bir isim olduğu için ya bu ligde önceliğin gol yememek olduğunu biliyor. Gol yememeye yönelik bir planla çıktı. Aha. Onu da başardık. Hatta rakibin hatasından bir gol de bulduk. Daha sonra yine ikinci aşamaya geçti Mustafa Hoca'nın planı bence. Yedikten sonra yememek üzerine. Ama tabii kırmızı kart oyun planını bozdu. Kim gördü kırmızıyı? Bir şey gördü. Uğur Akdemir gördü. Aslında Uğur zaten hem aslında 3. ligden geldi ama 33 yaşında 2 gol attı. Hatta bir tane sayımız 3 golü var. Evet. İyi ya, takım için önemli bir oyuncuydu. Zaten golde eksikliğini hissettik. Golde onun oynadığı kanattan geldi. Evet. Kendi kalemize attık. O kanattaki boşluk çünkü Mete Kağan da İkiç'te evet. Hücum yönlü oyuncular işin savunma kısmını kotaramadılar. Golü de o yüzden yedik. Peki şu anda Mustafa Dalcı'nın sence ne yapması gerekiyor? Ya Mustafa Dalcı aslında zaten dediğim gibi ihtiyatlı bir hoca. Öne çıkan özelliği ihtiyatlılık. Bence 10 kişi kaldıktan sonra gol yememeye yönelik bir oyun oynayacaktır. Çünkü iç sahada doğrudan rakibimiz olan Denizli ile bile 0-0 berabere kaldığımızda hani gol yememenin başarı olduğunu, bir puanın bizim için iyi olduğunu söylemişti. O yüzden ben Mustafa Dalcı'nın ikinci yarıda öncelikle gol yememeyi, skoru korumayı çabalayacağını düşünüyorum. Çok büyük bir risk değil mi ama? Yani ama zaten 10 kişiyiz ve Keçiören dinamik özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Zaten siyahi oyuncuları da çok dinamik. Zaten bir kişi eksiği sahada bu çok belli oldu. Kimi gireceğini düşünüyorsun? Tahminin var mı? Ya Mustafa Hoca bence kadroyu bozmayacaktır. Çünkü çift çapayla çıkmış Abdullah Durak ve Rahman Burak Çağrak. Evet. Orayı bozmayacaktır. Belki sol bek Yasin'i sağ beke çekip Özgür Çeki'ye oyunu alabilir sol tarafa. Özgür Çeki'yiz. Özgür Çeki alabilir. O zaman hücumdan feragat edecektir. Hücumdan feragat edecektir çünkü ya Mustafa Dalcı gibi bir hocadan Keçiören deplasmanında üst sıralarda. Tabii. Üst sıralarda oynadığı bir takımla 10 kişi kalmışken garanti bir playoff takımıyla oynarken 1-1 girmişken bir de 10 kişi eksikken ve hakem de çok sarı kart gösterdi. Çok germeye yönelik yönetim maçı. Öyle de hakem yönetimi varken ben Mustafa Dalcı'nın risk alacağını düşünmüyorum. Maçı 1-1'e bağlamaya çalışacaktır. Ki Mustafa Dalcı duran toplarda da tecrübeli bir hoca. İyi. Ankara gücünde geçen sene şampiyon olurken duran topları çok aktif kullanmıştı. Evet. Duran toplar da iyi bir hoca. Gol atarsak bile duran toptan atarız planı üzerine çıkar diye düşünüyorum. Mustafa Dalcı'nın akan oyunda bir gol atma planı olacağını zannetmiyorum. Maçı 1-1'e bağlamaya uğraşacaktır. Çok teşekkürler abi. Rica ederim.
1 minute later. Maç 2-2 bitti. Daha yeni çıktık. Şu an tam tribünün yanındayız. Erdem Hoca çok güzel tespitlerde bulundu ilk yarının sonunda. Ki keza burada evet. Can Hocam da skor tahminini verdi direkt yani. Ya 2-2 ya 3-2 biter demiştim. 2-2 bitti. Eyvallah. Çözdük bir şey artık biliyoruz ya. Ama şu 2-2'ye razıyım ben. Şu 2-2 3 puan değerinde neredeyse. 10 kişi kaldık yani. Ya aslında skoru biraz psikolojik değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Belki biz 2-1 öne geçsek sonra 2-2 olsa sıkıntıydı ama 2-1 geriye düşmüşken 2-2 yakalamak, bir puanı koparmak geç öğrendin iyi. Ya ikinci yarıya da Mustafa Hoca zaten düşündüğümüz gibi ihtiyatla çıktı. İlerideki santrfor Ayobi'yi çekerek Moha'yı en öne attı. Moha biraz daha kanat özellikli bir oyuncu. Biraz ben kontra kovalamaya çalıştı. Ama 2'yi yedikten sonra mecburen hani artık atmamız gerekiyordu ve İlker'i aldı. İlker de çok etkili oldu. Zaten tabii. Net bir santrfor olduğu için iyi toplar indirdi. 3-4 tane İlker'in indirdiği toplarla pozisyon yakaladık. Hava hakimiyeti iyi bir oyuncu. Kafa toplarında iyi bir oyuncu. Zaten gol de İlker'in sürüklediği bir pozisyon sayesinde geldi. Dediğim gibi duran toptan bulduk. Rahman doğrudan kornerden attı ama sonuçta bir duran top. Tabii. Kendi kalemize attık ya. Ümit Özat hocanın bir lafı vardır. Deplasmanda 1 puan 3 puandır diye. Böyle 1 puan hakikaten 3 puandır. Değil mi? En azından psikolojik olarak 2-1 geri düşükken sonra 2-2 yapmamız iyi. Altın değerinde. Denizli kaybetmişken. Dün Denizli kaybetti, Altınoldu kaybetti. Hatta Denizli trajik biçimde kaybetti. Son dakikada kaybetti. Tabii. Bu bir puan. Uğur'u kaybettik ama bu bir puan. Torje'de de bir sakatlık vardı ufak ama ya, çok transfer yaptık. Kadromuz Torje'yi ben o kadar etkili bulamadım. Torje zaten çok etkili olamadı. Niye bilmiyorum. İkinci yarıya ilk 11, ikinci yarıdaki ilk maçlarda ilk 11 başlıyordu ama sonradan yedeye çekildi. İlk hiç geldikten sonra ama tabii Torje'nin varlığı önemli yani. Sakatlanması iyiydi ama ya bu 3 puan, bu 1 puan. Ya 3 puan gibi bir 3 puandı. Şimdi haftaya içerideyiz. Evet. O maçtan da 3 puan alırsak ben önümüzü açık görüyorum. İnan hatırlamıyorum. Haftaya deplas. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben 3 tane atar gençler birliği diyordum ama biri kendi kalesine olmak üzere 2 gol, 3 gol. Benim moral şeyde çok düştü. Yani kırmızı kart pozisyonuyum. Taraftar yani. Neden bağırmıyor ben? Bunu sormak istiyorum harbiden. Kırmızı kart çok bozdu takımı. Kesinlikle. Gol olunca bağırabiliyorlar demek. Hani şey var. Taraftar var ama ben hadi diyoruz. Bağıra yani neden yok? Boğa boğazı vardı. Taraftarın sesin da yani. Taraftarın da bir yorgunluk şey var. Staminası var. Yani psikolojik olarak da çöktük yani. Çünkü hakem gerçekten çok ya anla kötü bir maç oldu. Taraflı demek istemiyorum ama kırmızı karttan sonra gerçekten çok çok kart çıkarttı. Taraftar da hakem çok kart çıkarttı. Ve çok standardı yoktu. Benzer pozisyonlarda bir tarafa sarı verirken bir tarafa vermedi, bir tarafta şey oynattı, bir tarafta faul verdi. Hakemin standardı düşüktü. Yani vermedi, faul verdi. Standardı yoktu. Bazen oyunun durmasına müsaade etti, bazen müsaade etmedi. Hakemin standardı yoktu biraz. Yani iki taraflı kötü yani taraflı diyemem ama kötü yönetti yani maçı. Genç hakem ya zaten. Genç hakem olduğu için biraz belki ilk maçıdır şeyde. Kırmızı karttan sonra biraz hoca da dağıldı. Ben hiç daha önce evet, görmedim yani, hiç. Ya ilk maçlarından biri birincilikte de çok tecrübeli bir hoca değil. Yani ulan Ziya anladık atıyorsun ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum.